PC Toplayan Adam kanalından herkese tekrardan merhabalar. Esenlikler çok kıymetli dostlarım, kıymetli izleyiciler. Değerli insanlar biz YouTube platformunda yaklaşık bundan 5 ay, 6 ay önce, 5-6 ay önce bulunmuş olan ve insanları sistemlerde özellikle hazır sistemlerde kazıktan kurtaran bir YouTube kanalıyız. Sektörde 2008 yıllarından itibaren ben bilgisayarla haşır neşir oldum. Gerek bozdum, gerek hırpaladım bilgisayarları. Neyin ne olduğunu öğrendim. Daha sonradan sistem analizi yaptım, fiyat analizi yaptım piyasaya baktım, piyasaları kontrol ettim ve ben bu işte kazığın döndüğünü gördüm. Yani insanları bir miktar öpüyorlar, kazıklıyorlar sistemlerde. Bu yüzden ben YouTube kanalı açtım ve sizlere hem bu kazıkları ifşa etmek hem de bilgisayar teknolojileri biliyorsunuz ülkemizde çok fazla anlayan kişiler maalesef bulunmuyor. Hem onlara derdimi anlatmak, neyin ne olduğunu göstermek için sizlere YouTube platformunda hizmet vermekteyim ve sizlerle birlikte büyümeye, gelişmeye devam etmekteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte RTX 3070 Ti Nvidia'nın gücü ya da tercihe göre seçeceğimiz seçeneğe göre RX 6800 XT AMD radyonun gücünü gösteren bir sistem toplayacağız değerli arkadaşlar kıymetli insanlar. Ve bu sistem şöyle bir sistem olacak hani orta seviyeden de ziyade ekran kartları biraz üst segmente girdiği için artık 2K çözünürlüğe kadar gidiyor bu sistemler. O yüzden bu sistemler üst segment sistemlerin giriş seviye sistemleri olarak adlandırılıyor değerli insanlar. Bu kadar kuvvetli bir sistem, bu kadar güçlü bir sistem. 2K'da bütün oyunları cayır cayır oynatan bir sistem. Peki bu sistem fiyatı ne kadar olacak? Bu sistemin fiyatı 22.000 lira falan olacak değerli dostlar. 21.999 falan diyorlar ama 1 lirayla ucuz ucuz olmuyor işte maalesef. 22 bin lira düz fiyatlıyorum bu sistemi. Birkaç eksikleri var. Konfigüre etmemiz gerekli. Depolamalar, RAM'ler falan. Sizlere bunları detayından bahsedeceğim değerli dostlar. Ve ihtiyaca göre biz ne zaman imidi almalıyız? Ne zaman AMD Radeon tercih etmeliyiz? AMD Radeon tercih ettiğimizde vatman hatalarından kurtulmak için, sıfıra indirgemek için hangi AMD driver sürücüsünü software Adrenaline mi, pro mu veya bunların hangisini, hangi sürümü indirmemiz gerektiğini sizlerle birlikte bu videoda konuşacağız değerli dostlar. Daha sonradan da bu sistemin ya da parça parça toplayacaksak artık bilmiyorum hazır sistem de olabilir. Bu sistemin değerli arkadaşlar diğer rakip firmalara nazaran ne kadar daha ucuza geldiğini, ben bu sistemi başka bir siteden almak istersem ne kadar kazık yiyeceğimi kazık oranlarıyla birlikte sizlere söyleyeceğim. Güzel bir video olacak. Bir de FPS testi patlatacağız. Daha sonradan videomuzu sonlandıracağız. Çok kıymetli ve değerli insanlar. Bir yandan WhatsApp grubu, bir yandan Discord, diğer yandan Twitch canlı yayınları, bir diğer yandan da TikTok platformlarında bulunmaktayım. Hesaplarımı açıklama kısmındaki linklerden takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kafanızda bir soru işareti varsa ya da aklınızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız Discord sunucumuzdan birebir benden arkadaşlar bana soru sorarak hizmet alabilirsiniz diyorum. Linkler açıklama kısmında. Gelmeyi unutmayın ve ayrıca değerli dostlarım Kazıkçılarla olan mücadelemizi destek vermek için kanalımıza abone olabilir. Hemen şu aşağılarda bir yerlerde abone butonu basmayı unutma. Ve videomuzun etkileşimin artması için siz beğenebilirsiniz. Çünkü siz videomuzu beğendikçe YouTube videomuzu diğer kullanıcılara da öneriyor değerli dostlarım. Böylece etkileşim artıyor. Ve bir diğer kardeşimiz de bizden haberdar olmayan kardeşimiz de videomuzu izleyerek bilinçlenip kazıktan kurtulabiliyor. Siz de buna vesile olduğunuz için ayrıca bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Kısacası kanala abone olmaya ve videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Değerli insanlar, değerli dostlar. Bugün sizlere tanıtacağım sistem Victor i5 olarak geçiyor. Her ne kadar işlemcisi i5-12400F olsa bile sakın tedirgin olmayın. Orta segmentte 2K'da 1080p'de yapabildiğini yapıyor. Kendisi Ryzen kanalından Ryzen 5 5600X'e muadil bir işlemcidir. Ama tekli çekirdek yönüyle Intel olduğu için oyunlarda daha çok performans vermektedir. Değerli dostlarım. 500 GB NVMe 2 SSD'si var. Bu konuya biraz geçeceğiz değerli dostlar. M2'sini yani pek e, beğendiğim bir M2 olduğu söylenemez. Bu sisteme gitmemiş ama idare edebilecek biz. Araştıracağız. Efendim 16 GB standart düz RAM geliyor artık çünkü 12 GB bile yetmiyor yani. 16 GB'ın bile yayıncılar limitini zorluyorlar oyunlarda özellikle. O yüzden 16 olması olmaz. Frekansına ve silikon yapısına dikkat edeceğiz bu RAM'lerin hangi çipleri kullanıyor ona göre nasıl bir performans veriyor bunu konuşacağız arkadaşlar. Sistem RGB oyuncu sistemi line kasasını kullanmış. Ayrıca kasa olarak Warcry'da değiştirebiliyorsunuz. Fakat ben bu sistemin fiyatını şu anda 22.000 TL 22.000 TL olarak görüyorum. Çok kıymetli insanlar. Ee, yani bu fiyatı değer mi? Değer. Açıkçası bir ay önce Gaming Gen TR'de aynen bu şekilde i5-12400F'li 3070 Ti ile birazdan bunun ekran kartına da seçenekleri de gireceğiz. 3070 Ti ile bir sistem 22 bin liraya satılıyordu. Alın demiştim. Alanlar şu an yaşadı. Almayanlar biraz üzüldü. E, sistem tükenince ve fiyatlar yükselince bu sistemde sanki bir ay önceye ışınlanmış, geri dönmüş, geçmişe gitmiş gibi oluyoruz değerli dostlarım. Bu sistemde. 22 bin lira adamlar i5 12. nesil 6800 xte veya RX 3070 Ti ekran kartı bizlere sunuyorlar değerli dostlarım. Hemen bir bakalım özelleştirelim. Şimdi ben bu işlemciyi niye tercih ederim? Ben bu işlemciyi Nvidia bir combo yapacaksam tercih ederim. Çünkü Intel Nvidia'ya gerçekten çok yakışıyor değerli dostlar bunu söyleyelim kart olarak baktığımda H610M bir anakart kullanmış. Yani 12. nesle giriş segment bir anakart olarak geçiyor kendisi. Kemik yapıda geliyor yani herhangi bir vereme bloğu yok. Peki biz bu anakartın vereme bloğunun olup olmadığını bize ilgilendiriyor mu? Hayır ilgilendirmiyor. Çünkü niçin? Biz bu anakartta H610M chipsetinde işlemciye ve Rme overclock yapamıyoruz maalesef. E, overclock yapamadığımız için anakart stok kullandığımızda o kadar da fazla ısınmıyor değerli sar. Gigabyte'a baktığımızda ise Asus Prime bir tık daha iyi. Mesela abi o zaman Asus Prime ile Gigabyte'ın ne farkı var? Şöyle farklar var. Ben genelde port girişlerine bakmıyorum. Asus'un e, yani Type-A portları biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. Bazen de USB portları fazla oluyor. Ya yani Bunlar çevre birimlerini etkilediği için donanımı doğrudan doğruya etkilemediği için ben genelde işin sibernetik ve teknik özelliklerine bakıyorum detaylı bir şekilde. Bakın Prime'ın pahalı olmasının temel olarak donanım sebeplerinden bir tanesi ...prime'ın üzerinde bulunan vereme bloklarının arkadaşlar... ...vereme yuvalarının diyelim daha doğrusu... ...bunun üstüne blok yok maalesef, alüminyum blok... ...veremelerin arkadaşlar fazının yüksek olması. E peki bu ne anlama geliyor? Yani bakın, buradaki işlemciye yakın olan alt taraftaki v veremeler... ...işlemciye gelecek olan voltajın dengesini belirler. Yani milisekundlarda, saniyeler içerisinde voltajı değiştirerek... ...işlemcinin ihtiyaç duyduğu voltaj parametresini işlemciye gönderir. E burada da faz oranı yüksek olduğu zaman paylaştırılan yani yükün altından geçen voltaj bölündüğü için e voltaj bölündüğü için parçalar daha az zorlanacak ve burada kapasitörler dengeleyiciler özellikle bölündüğü için yani 2 nerede 4 nerede mesela 2'den 2x çarpan geçerse 4'ten 1x çarpan geçer buna göre voltaj şiddetine göre sıcaklık oranı düşecektir anlamına geliyor. Prime bu yüzden bir tık daha tercih edilebilir ama 255 lira atmaya değer mi 600 önemde değmez çünkü anakart zaten overclock yap, yapıp yani stok kullandığımız için ısınmıyor gigabyte'da kalsın. RAM'lere geçelim. Bakın RAM'lerde Appazer bir RAM kullanmış. Ben Appazer RAM'lerde şunu diyorum. Appazer Panther RAM'ler alınıyordu genelde ucuz diye. Kesinlikle almayın diyorum. Bakın Appazer firmasında burada hani kötülemek maksadında olmasın. Fakat e, işlerinde Hynix çip kullanıyor. Hynix biraz tehlikeli bir çip. Hynix Genel itibariyle çok dandik. Sadece bazı chipsetleri, yani chipsetleri diyorum. Bazı çipleri, bazı silikon kaliteleri gerçekten kaliteli ama onlar da zaten yüksek fiyatta satılıyor. E, Appazer'ın genel itibariyle yüksek e, fiyatta satılmayan, düşük fiyatta satılan ucuz ürünlerinde ne bulunuyor? Hynix AFR çip yapısı bulunuyor arkadaşlar. Bunlar Hynix'in en dandik çipleridir. Yani almayın. E, kararlı mı? Tamam. Yani stabil stabil diyebiliriz ama bakın 3600'den 3620 yapın mavi ekran yersiniz. O derece diyebilirim arkadaşlar. Yani bunun overclock performansı XMP profil profile, profile 1 de kesinlikle stabil değil diyorum değerli dostlarım ki zaten 3600 sıkıntılı bir tercih olmuş bu anakarta göre çünkü her halükarda bu RAM'ler ben PNY XR X'i seçeceğim arkadaşlar. Bunlar Micron ya da Samsung çipleriyle geliyorlar. Karışık. İkisi de kaliteli, güvenli alabilirsiniz. Yani üstte ben 255 lira verip buradaki RAM'leri tercih etmem gerekti. Avantaj olarak RGB aydınlatması da var. Kasanın içerisinde gayet güzel, şık duracaktır değerli dostlarım. İki, çip yapısı, silikon kalitesi. Yani epey epezran çok daha kaliteli, çok çok daha kaliteli diyebilirim ve çok stabil diyebilirim. Yalnız burada ee, yani Genser Gaming'in yaptığı çok büyük bir strateji hatası var sistem için. Onu da şunu söyleyebilirim. Bakın H610M chipsetli bir anakartta ne yaparsanız yapın RAM'leri 3200 MHz'den fazla çalıştıramazsınız. Mümkün değil arkadaşlar. 3200 MHz'den fazla çalıştıramadığımıza göre biz bu anakartın üstüne bakın burada gördüğünüz gibi 3600 MHz bir RAM kullanırsak o zaman ne olur? O zaman RAM'ler kendini downclock yaparak 3200 MHz'i düşürüp anakartta kendi stabilitesini korumaya çalışarak çalışmaya devam eder. Peki ne olur? Stabillik az da olsa bozulur. Epazer gibi bir şeyde bir RAM'de Hynix AFR'de bu stabilite kaybı çok fazla yaşanırken Pene'ye XR Epic X'de o kadar da fazla stabilite bozulmaz arkadaşlar. Yani gözle bunu hissetmeniz mümkün değil ama RAM'leriniz şimdiden söyleyeyim bu anakartta 3600 değil 3200 MHz'de çalışacaktır değerli dostlarım. Efendim aşağı iniyorum. Ekran kartı kesinlikle ve kesinlikle tercih meselesi. Biz burada neye bakarız abi? 6800 XT mi daha güçlü? 3070 Ti mi daha güçlü? Değerli dostlarım oyunlarda normalde stok güçten bahsedersek 6800 x de 3070 Ti'den bir tık daha üstün yani 3070 Ti 3080'in arasında ama 3080'e yakın bir performans veriyor değerli dostlarım bunu söyleyebilirim sizlere. E peki ben bunu niye göre tercih edeceğim? Ben eğer sadece oyun oynarsam ve başka bir iş o kadar da yapmıyorum. Yani tamam hani artık grafik tasarımı falan geçilir 6000xT ya 6700xT sonrasında grafik renderları yapılabiliyor çok rahat bir şekilde. Dondurma, kastırma olmadan arkadaşlar. Ama ben oyuncuyum. Ben oyundan başka hiçbir şey oynamam. Ha ama oyun oynarken de ray dediğimiz ışın izlemeyi ben açmam ışın izleme kapalı bir şekilde oynarım. Geri kalan bütün ayarlar ultra'da. Ben FPS'ime FPS katarım diyen kişiler 6800 XT'yi tercih etmelilerdir. Ama ben ya ben bu sistemi aldığımda grafik tasarımda çalışırım. Adobe Illustrator, Premiere, Photoshop yani AutoCAD denilen mimari çizim programları ekran kartına özellikle ekran kartın CUDA çekirdekleri gerekiyor bunun için. Nvidia'da bunlar var. ben oyunlarda Ray Tracing açarım. Ray Tracing'i Ultra'ya alır diye ses koyarım diyorsanız değerli dostlarım o zaman işte 3070 Ti almanız gerekir. Yani burada tamamen tercih meselesi olmaya başlıyor kartlar. Ben yayıncıyım. Ben bir streamerim arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoda çekiyorum. Ben bu sistemde İmi de tercih ederdim. 54 lira 39 kuruş daha düşüğe denk geliyor derdi dostlar. De Peki ben bu sistemde hangisini tercih edeceğim? Acaba gaming overclock mu daha iyi yoksa eagle overclock mu daha iyi? İkisi de Gigabyte'ın ikisi de normal seviye kalitede bir e, yani ekran kartları hani bana göre yavaştan kıymetli modellere girmeye başlıyor kalitenin kalitesi diyebilirim arkadaşlar. Yani tutup Zotac palit falan değil yani. Efendim peki hangisini almalıyız? İkisinin fiyatı da aynı. Hangisi daha iyi? Efendim burada ben size şuradan ispatlamak istiyorum. Gaming Overclock 3070 Ti modelinde Eagle Overclock'u dövüyor arkadaşlar. Arada 1-2 FPS olsa da daha verimli çalışıyor. Bir tık daha yüksek FPS veriyor. Abi sen neler diyorsun? Hani ispatın nerede? İspatlayalım değerli dostlarım. Hemen buraya geliyorum. RTX 3070 Ti GPU-Z yazıyorum. Techpowerup.com'a kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu tür matematiksel verileri paylaştıkları için. Efendim buraya geliyorum. Hemen Gigabyte yazıyorum. Hatta yazmama bile gerek yok. Aşağı inip 2 dakikada arayabilirim. Bakın Gigabyte 3070 Ti Eagle Overclock var burada. Burada da Gaming Overclock var. Gaming Overclock'a baktığımızda değerli dostlarım burada artı üçlük bir buz clock olduğunu görüyoruz. Clock'larda yani çekirdek frekansına ekstradan megahertz verdiğini görüyoruz. Tabi bu stock base dediğimiz yani base megahertzlerde yani ee, yük altına girmeden oluşan frekanslarda pek bir etki göstermese de kart yük altına girdiğinde kendini boostladığı için gerçekten bu 30 MHz farkı açılmaktadır. Teorik etki etmektedir. Efendim biz Eagle Overclock'a baktığımızda ise dümdüz 1800'de çalıştığını buradan görüyoruz. Kart daha buradan göz kırpmaya başladı bile çok kıymetli insanlar. Bakın kart buradan göz kırptı. E peki bunun etkisine Aşağı inelim. Battlefield'e bir etkisi olmaz arkadaşlar. Çünkü temelde render performansları aynı. Render config'ten buradan görebilirsiniz. Zaten yukarı çık kısma çıktığımızda buraların alayı render config. Kesinlikle değişen herhangi bir değer yok. Sadece bir miktar arada overclock, fabrikasyon overclock farkı var. Bir miktarda değerli arkadaşlar. Soğutma, blow farkı var diyorum sizlere dostlarım. Aşağı iniyorum Terrokap performans. Bakın şu an gaming overclockdayız. Pixel rating biz 169.9 yani base'den 175.7'ye overclocklandığını görürken burada 172.8'de kalmış. Bakın 3 birim gigapiksel değeri deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu 1-2 FPS FPS'e yani katkı sağlar arkadaşlar. Efendim Texture Rate'e baktığımızda 351.4 GHz değerinde 3070'de Gaming Overclock. Hemen geliyorum Eagle Overclock 348.6 GHz değerinde. Ya arada 10 kaç fark var arada ya? 7 fark var arkadaşlar. 7 GHz değer farkı var. Yani az az bir fark ama olsun yine de daha iyi olduğunu ispatlıyoruz. Bakın FP16 floating point e, geldiğimizde terafloplara RTX Gaming Overclock'ta arkadaşlar 22.49 teraflop e, iken Eagle'da 22.12 teraflop değeri. Bunlar gölge ayarlarını falan kapsıyor. Kenar yumuşatmaları falan kapsıyor. Yani biz buradan gözlerimizle şahit olup kanıtlı ispatlı bir şekilde görüyoruz ki Gaming Overclock, Eagle Overclock'tan 1-2 FPS de olsa, 1-2 derece sıcaklıkta olsa daha iyidir diyorum. O zaman ben buradan Gaming Overclock'u seçiyorum değerli dostlarım. Tutup da Eagle Almayın tavsiye etmem. Gaming varken Eagle alınmaz. Özellikle aynı fiyataysa. Aşağı iniyorum depolamaya bakıyorum. Silicon Power'ın bir tane M.2 SSD'sini görüyorum. Bu M.2 SSD yani bu sistemde bana göre uygun olmamış. Ben bu sistemde hadi minimum 3000'lik bir M2 beklerdim. Çünkü ilerleyen oyunlarda, yeni gelen güncel oyunlarda oyunlar ağır olduğu için loading screen bekleme ekranlarında değerli dostlarım. Yani diskte okuma yapacaktır. Dosyaları verify edecekler, doğrulayacaktır. Bu yüzden okuma hızı... Gelecek yeni generation next gen oyunlar için gerçekten önemli yani 3000'in altında bu yüzden kalmasın istiyorum ama bu M2 2300'lerde falan çalışıyor hemen bir bakalım modelin ürün modeli neymiş P34A60 P34A60 hemen yazıyorum silikon Power çıkıyor buradan arkadaşlar buradan geliyorum bakıyorum burada 2200'e değerli dostlarım 1600 MB saniye olduğunu görüyoruz. E tamam yine de şöyle bir durum var. M2'miz dayanıklı içinde tırdiğin var. TLC olan yapıda var. Maalesef yapacak bir şey yok ama yine de işimizi görür. En M2 SSD olduğu için dayanıklı gayet güzel. Arkadaşlar fiyatının böyle olduğunu aldanmayın. Çok kaza satıyor. Alın size kazık yani. Gözünüze görün. Yani hiç bu fiyata 256 GB'lık silikon power 3219 lira. Buna bu parayı veren gerçekten çıldırmıştır bana göre arkadaşlar. Yani bu para verilmez buna kesinlikle. Buyurun kazık gözünüzde görün. Okuma yazmanızı biraz düşük. 2200 yazmış ama yalan arkadaşlar. Ben bunu elden test ettiğimde 2300 çıkmıştı. T16'da arkadaşlar. Q16'da özür diliyorum. E, ee, liste. Efendim bakıyoruz. Yani alınır mı? İdare etmelik alın bir miktar ışığınızı görecektir arkadaşlar. İdare etmelik. Yani alın şöyle bir 8-9 ay kullanın. Yeni nesil oyunlar e, tabii 8-9 aya çoktan oturmuş olur, gelmiş olur. Ha o zaman yani ya yani bir yarım dönem sonra artık 3500'lük M2'ye geçersiniz ya da bu M2'yi atmayın yanınızda kalsın. Anakartı 660 yaparsınız değerli dostlarım. Buradan bulunan M2 SSD fazladan slot bunlar hibrit değil. 4.0 mesela burada ekran kartı H610 hem düzde. 4.0'da çalışırken depolama M2 SSD 3.0'da çalışıyor. Yani saniyede 4 GB e, saniyede 4 GB yazma 4 GB okumayı aşamıyor ama B660'da saniyede 8 GB okuma yazma hızı var. Ekstradan M.2 SSD yuvası var. Arkadaşlar Olmadı da anakartı upgrade edersiniz bir yıl sonra. Bu M.2 SSD ikinci yuvası olan alt kısma yani işlemcinin bir altı değil onun bir altını takarsınız. Yedek olarak kullanırsınız. Her halükarda işinize yarar çünkü fiyat gerçekten cazip olduğu için ben bunu tolere ederim değerli dostlarım. Peki burada kasa tercihinde biz bir önümüzde Lineley var, bir Game Warcry var. Biz hangisini tercih edelim abi? Şimdi Warcry normalde gövde gösterisi için showcase olarak geçiyor ama bu işlemci şu an bu sistemde kullanılan i5-12400F stok fanda geliyor. Ve gerçekten Warcry sıvı soğutucuyu %100 isteyen bir kasadır. Aksini iddia eden Yoktur herhalde diye düşünüyorum. O kadar da değil yani. i3 olsa i3'lerin değerli dostlarım o kadar da yük altında stokfanda ısınması fazla değil. Ama i5, i7'lere kaydığımız anda stokfanda işlemci çıldırıyor ısınıyor. Özellikle stok fanı iyi oturtturamazsınız. Özellikle stok fanın içerisinde zaten hali hazırda sürülü ince bir Intel'in kendi sürdüğü termal katman var. Onu söküp sıvı soğutucu takıp şöyle oturtturursanız bir de ayağı maya falan da sallanırsa falan yandınız. İşlemci %100 yük altında 95-96 dereceleri görüyor. Zaten binlerce abone bu konuda bana gelip benim bu işlemcim ısındı. Hadi bunu soğut diyor mesela atıyorum. Yani o yüzden sıvı soğutucumuz sistemde bulunmadığı için... ...stok soğutucu bulunduğu için... ...önü mesh yapıda olan... ...iki fanlı... ...Lion Lee Lion 200'e... ...205 mesh almamız lazım arkadaşlar. Bu Warcry hem fazla para ödettirir bize. Artı 467 lira üste koyuyor. Hem de işlemcimiz cayır cayır ısınır bu kasanın içinde. O yüzden Lionly'i alıyoruz. Sıvı soğutmamız olsaydı o zaman Warcry'a yönelirdim. İyi bir görüntü oluştururdu değerli dostlarım. Efendim güç kaynağına baktığımızda burada benim Gerçekten güç kaynağı ince çizgim çünkü bundan bir önceki videoda şuralarda bir yerde olması lazım videonun ben değerli dostlarım ekran kartımı patlattım akımı dengesiz vererek özellikle dandik piyusu kullanarak o yüzden dandik piyusularda akım korumalı prizin ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemiştim o videomda ve ben bu yüzden artık power supply'lere gerçekten çok dikkat ediyorum değerli dostlarım. FSP 750 watt hydro kullanmış bu, bu püyüsünün içerisinde değerli dostlarım alüminyum bloklar var. Bu alüminyum blok ne anlama geliyor? Yani devre üstündeki alüminyum blok arkadaşlar ısınmamasına sebebiyet veriyor. Yani ısınıyor ama o kadar da fazla ısınmıyor. Yüksek sıcaklık power supply'ı tehdit ettiği için sıcaklığın alüminyum blokla düşürülmesi gerçekten pü suyu sıcaklık bakımından zan altına bırakmıyor. Efendim bobin sarımları bakın şurada e, sarı bir tane bant var görebiliyorsanız biraz yakınlaştırayım değerli dostlarım. Bakın sarı bir bant var. Burada hemen arka tarafında bakır bir bobin olduğunu ve yanal sarımın buradan şuraya kadar uzadığını gözlerinize görüyorsunuz değerli dostlarım. İşte bu tür bobin sarımlarında sarmal dediğimiz yani sarım sıklığı dediğimiz ne kadar daha fazla sarılmışsa voltaj o kadar kararlı gidecektir. Anamına geliyor arkadaşlar. Bu da volt yani bobinleri sarımsıklığı. Gerçekten bir Hydro'da güzeldir arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Efendim peki bitmedi. Devrelerine baktığımızda bunun içini şuradan açıp şöyle trink trink kaldırdığımızda. Devrelerine atılan lehimlerin lehim dolgularının aralıkları sık dolgular çok fazla arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Bu power supply %80'den sonra yük altına girdiğinde yani 750-80 gold olduğuna göre %89 verimliliği varsa 720 watt bize çıkış verecektir anlamına geliyor arkadaşlar. %80 yüküne de baktığımızda ortalama şöyle bir göz hesabıyla bakarsak şu an hesaplattırmayın çünkü. Yani 600 watt'tan sonra 590 watt'tan sonra %80 yük altına girmiş bulunacaktır. Bu da lehim uçları dediğimiz yani bağlantı noktaları dediğimiz literatürde GP102'de hotspot olarak geçiyor. Çok ısınmasına sebebiyet verecek ve lehimlerinde atmalar yaşanacaktır ama buradaki atılan lehim dolgusu o kadar dolgulu ki arkadaşlar herhangi bir atma matma şudur budur yaşamazsınız. Kaliteli bir power supply sistemimizi güvenle korumaktadır. PSU sistemin kalbidir diyoruz. Gerçekten çok teşekkürler Genzer Gaming. Hem fiyatı uygun tutup hem PSU'yu da güzel kaliteli seçmişsin. Sana sonsuz teşekkürler diyoruz efendim. Şimdi burada Air Blender işlemci soğutucusu Game Power'ın var derler arkadaşlar. Ben işlemci soğutucusu istiyorum buna. Çünkü Intel'de Stock Fan'da arkadaşlar. Yani şu an mesela bu kasa işlemciyi render altına aldığınızda yani %100 yük oyun 8 thread'i zorlar. Bu işlemci 12 thread. İnanmıyor musunuz? Hemen gösterelim. Biliyorsunuz biz kanıtsız, ispatsız hiçbir şey yapmayız değerli dostlarım. GP Benchmark çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bize matematiksel değerleri verdikleri için bakın burada thread 12 olarak geçmektedir. Rahat bir şekilde görebilirsiniz. Efendim 12 thread olması demek oyunların 8 thread. Güncel yeni gelecek oyunlar gelmediği için artık 8 thread diyorum. 8 thread oyunlar kullanıyor. E 8 thread de 4 thread yatıyor. E bu işlemci zaten 77'nin üstüne meş bir kasada çıkmıyor. Ama siz bu işlemciyle render yaptığınızda 12 thread'in 12'sinde e böyle bir durumda işlemci mesh yapılı bir kasada olsa dahi stok fanda değerli arkadaşlar 82 derecelere çıkıyor. Biz bunun uzun süreli renderlarda 84 derece olduğunu birebir test ettim. Birebir kendi gözlerimle gördüm. Kendi önümde sistemde i5 12 nesil 12400F kullanarak yaşadım ve bunu deneyimledim arkadaşlar. O yüzden Game Power Air Blender RGB şu soğutucuyu alın. Eğer siz biraz render odaklı gidecekseniz sıvı soğutucuya da bütçeniz yoksa ha ben sadece oyun oynayacağım diyorsanız o zaman stok fan altında devam edebilirsiniz değerli dostum. Efendim buradan ekstradan klavyeler falan var. Ben buradan baktığımda değerli arkadaşlar membran bir klavye görüyorum Corsair'ın yani membran yerine switch olarak almamız daha iyi olur. Tabi Game Power'ın ne kadar güvenilir artı üste 1000 lira atmaya bilmiyorum ama Memran alacaklar için arkadaşlar K55 uygun. Fiyatını nasıl ispatlayabiliriz bunu? En basitinden Akakçı'ya gelelim. Akakçı'dan arkadaşlar buradan K55 sayır K55 özür dilerim yazamadım. K55 hemen bakıyoruz. 755 lira en düşük fiyata bakıyoruz klavyeye bakıyoruz 755 liraya bulunurken bu sistem bize 675 liraya veriyor yani klavyede 100 lira karımız var membran iyidir arkadaşlar yani Paso oyundaysanız yani oyunda ben canını çıkartırım ben, klavyenin diyorsanız memranı iyi alabilirsiniz. Yani 100 lirada bir karı var. Yani klavye isteyenler bunu tercih edebilirler. Bu da bir fırsattır. Kulaklık bakımından arkadaşlar kulaklıklar Game Power'ın Warlord kulaklığı var. Şimdi bu tür kulaklıklarda Tinker almayın bu çok dandik bir kulaklık. Bakın çok dandik. Kulaklığın yani hoparlör çıkışının desibel aralıkları çok düşük. Ben bunu bizzat bildiğim için söylüyorum yani Tinker almayın arkadaşlar. Ama Warlord alabilirsiniz. Yani Warlord'un fiyatı e, o kadar da uygun değil. Bunu da söyleyeyim. Yani burada uygun gözüküyor ama Warlord alacağınıza gidin ince TGX alın. Bu Warlord'larda kulaklıkta desibel çıkışı güzel. Sesler vurgulu veriyor. Bas oranları güzel. Gayet iyi. Fakat tek eksiği var. O da titreşim motoru yok. Yani subwoofer vibration dediğimiz subwoofer vibration yok içerisinde. Bu kulaklıkta var. Bu titriyor mesela ama bu titremiyor. E ben bir müzik açıyorum bangır bangır kulağımda titresin. Ben bir oyun oynuyorum. Adam ateş ediyorum. Kulaklığım titriyor. Adam atıyorum ben Dust oynuyorum. E, City City'yim ben mesela. Dust 2'de bir tunnel'ı kesiyorum. Bir tunnel'dan gelen T ekibinin ayak seslerinde bile kulaklığın titrediğini görüyorum arkadaşlar. Hissediyorum. Çıkartıyorum bakıyorum kulaklığa titrediğini de görüyorum. Titreşim önemli bana göre kulaklıklar için. Pilot kulaklıklarda olur genelde titreşim. Çok pahalı kulaklıklarda olur ama inceyi millet bilmiyor. Bilmediği için fiyatı ucuz. Ucuzken alın derim. Warlord'da da ses çıkışı iyi olsa da titreşim özelliği yok. Ve mikrofonunda yani mikrofonun kilohertz aralığı o kadar iyi değil. Mikrofon ses kalitesi o kadar da iyi değil. Bunu da söyleyebilirim. Mouse'ları artık sizin kendi zevkinize göre şey yapsın kalsın arkadaşlar yani devor alabilirsiniz yani devorda dpi seviyesinin yüksek olması ve optik mouse olması cezbediyor fakat yani dayanım kalitesi o kadar iyi değil 1-2 yıla gidiyor size bunu söyleyebilirim efendim. E tamam monitör olarak baktığımızda monitörü ayrı değerlendireceğiz. Bu e, sistem için Game Booster monitörlerini kullanmış, ve Game Power'ın monitörünü kullanmış. Ben bunları önermiyorum arkadaşlar. Yani önerdiğim monitörler bunlara IPS panel olabilir. Yani IPS panelde Asus tuf alabilirsiniz. E, efendime söyleyeyim Alienware alabilirsiniz. LG alabilirsiniz. LG'nin bazı modelleri sıkıntılı yalnız bunu da söyleyeyim. Kronik e, diğer yani kuvvetli iyi olan sıkıntısız model bulmanız lazım LG'de. Samsung almayın. Samsung'un IPS panelleri yok. Odyssey'lerde genelde Vertical dediğimiz veya paneller var. Bunlar rekabetçi oyuncular için üretilen monitörler derdi de olsa. hikaye odaklı gideceğiz bu sistemde çünkü. IPS olarak dediğim gibi Asus TUF alabilirsiniz. Acer Predator, Acer Düz alabilirsiniz. LG alabilirsiniz değerli dostlarım. Yani bunun gibi monitörler alabilirsiniz diyorum. Şunlar kesinlikle yani ben önermem. Tutup Win 11 Pro'ya 2000 lira vermeyin yani gerek yok arkadaşlar çıldırdınız mı gidip e, k alın kendinize yani Windows 11'i kendiniz kurun zaten kurulu olarak geliyor deneme sürümü olarak gidin kendinize 100-150 liraya bir k alın 50 liralık key de almayın patlıyor onlar hemen bir formata gidiyorlar direkt 100-150 liraya OM olmayan keyler alın. Etkinleştirin 2000 lira niye Windows arıyorsunuz? Sistem fiyatı totalde 22.200 liraya denk geliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok uygun bir sistem. Hızlı davranın tükenebilir diyorum değerli dostlarım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, sizlere güvenilir bir test tester göstereceğim YouTube'da. Hani test videolarını nasıl izlemeniz gerektiğini de söyleyeyim. Bazıları imide sponsorluğu ya da AMD sponsorluğu adı altında yani sizi yanıltan FPS değerler, değerler veren videolar çekmektedir. genelde düşük takipçili olan benchmarkerlara bakın, bunlarla tanışın. Ben zaten quality'yi bildiğim için, abone olduğum için kendisi de sağ olsun bu videoyu çektiği için size rahatça gösterebilirim. Bakın Quality'nin şu anda arkadaşlar 5.7 bin abonesi var değerli dostlar. E, bu abonede benim abonem de hemen hemen bunun kadar var arkadaşlar. Ve ben bunu çok net bir şekilde biliyorum ki bu kadar düşük bir aboneye Nvidia ya da AMD sponsor olmaz. E, olmadığı için de adam FBS'te AMD ya da Nvidia'yı kayırmaz. Yani ne gerek var ki kayırmasa? Para mı alıyor bunun için? Hayır sponsor değil bir şey değil. O yüzden bunun gibi FPS benchmark, benchmarkerlarından izleyebilirsiniz güvenlikle. Efendim 12400F işlemcimiz 3070 Ti ekran kartımız testi biz sizlerle bakalım. Ben 3070 Ti gitmeyi sevdiğim için 3070 Ti'lı sistem olarak odakladım bunu. Gidin Gaming Overclock alın 3070 Ti'yi pişman olmazsınız. Şu anda efendim PUBG oynuyor. PUBG'de biraz dar boğaz girer çünkü işlemci odaklı bir oyun 1080p'de oynuyor. Bu sistemi 1080p'de oynayın, FPS'i patlatın değerli arkadaşlar. 2K'da oynarsanız yani o kadar da e, istediğiniz FPS değerleri alamayabilirsiniz. Çünkü bazı kişiler diyor ki benim monitörüm 165 Hz. Evet, ne oldu? Ben şu oyunda 165 FPS almak istiyorum. Alam Alamazsın. Alamaz. 3070 Ti'im var ama Red Dead alamazsın 160 bin nerede alıyorsun? E niye alamıyorum? Çözünürlüğün yüksek. Eğer sen 12400F 3070 Ti kombosunu 2K'da değil 1080p'de oynasaydın alırdın. Ama 2K'dasın alamıyorsun. İşte bakın insanoğlu doyumsuz. 100 FPS ver 120 ister. 144 ver 160 ister. Nereye kadar ister? kendi monitörünün verebileceği maksimum FPS aralığına kadar doymaz, doyumsuz olur insan o arkadaşlar. Sistemi almayan kişiler hayır böyle değil yanlış düşünüyorsun diyebilir ama sistemi alan kişiler kesinlikle bunu düşünecektir arkadaşlar. O yüzden monitörünüzün en yüksek verebildiği çözünürlük hertz olarak geçtiği için buna 165 Hz bir monitör tercih ederseniz eğer ya da 144 Hz bir monitör tercih ederseniz eğer kesinlikle 1080p'de oynayıp FPS'i patlatın. Benden size tavsiye. Efendim PUBG'de görüyorsunuz yani ortalama 190-180 average FPS'ler 200'ün üstüne çıktığı falan da oluyor. Çok rahat oynatıyor. Dar boğaz var mı? Var. Ama 8 thread'i kullandığı için 4 thread boşta kaldığı için işlemcimiz asla %100 yük altına girmiyor ve böylece sistemi dondurmuyor. Siz kesinlikle bu dar boğazı gözle hissetmiyorsunuz diyorum efendim. Evet, Hemen gelelim CSGO. Mesela CSGO'da bu sistem ne kadar veriyor? 1080p'deyiz. Bütün ayarlar alabildiğince yüksekte arkadaşlar 250 falan yer yer 300'e çıkıyor yani 250 300 arasında tüm ayarlar yüksekte 1080p'de biz FPS alıyoruz monitörünüzün her zini her karşılıyor değerli dostlarım diyebilirim Fortnite'a baktığımızda ise biz bu sistem Fortnite'da 1080p ayarlar alabildiğince ultra'da arkadaşlar Nerede oynuyoruz? 200 FPS'in yukarısında oynuyoruz. Genel itibariyle FPS'imiz 190 işte 180 arası da bazen alan haritası, açık alan haritasına işlemci render koyduğu için gidip gidip gelebiliyor. Her halükarda 1080p 165 Hz ya da 144 Hz bir monitörün Hz aralığını çöz yani e yenileme, tazeleme aralığını karşılıyor arkadaşlar bizim FPS'imiz. O yüzden 1080p alın yeter dilimde tüy bitti artık. Geçelim. Efendim biraz daha ağır bir oyuna bir bakalım arkadaşlar. Ha Fortnite'da RTX'i açınca ne oluyor? Bakın bu ekran kartı AMD'de normalde çakılır FPS. 45, 47. E tamam yine akıcı ama Nvidia'da DLSS farkı var arkadaşlar. RTX'i açtığınızda bir DLSS'i bir koyuyorsunuz FPS'iniz yani 90'lara falan çıkıyor. DLSS açmış mı burada? DLSS bakalım. DLSS bir miktar açık arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz Fortnite'ın retracing'i çok ağır bir retracing. Aynanın karşısına geçiyorsun, kendini görüyorsun Fortnite'ta. Minecraft'ta da öyle arkadaşlar. Yine 90 FPS bana mısın demiyor yani Fortnite. Paşalar gibi oynatıyor. Efendim Grand Theft Auto 5'e bakıyoruz. Tüm ayarlar Alabildiğince yüksekte 1080p oynuyoruz arkadaşlar ve FPS'imizi şuradan biraz da görelim. Sizde de loading screen böyle olacak eminiz biraz bitik okuma yazma hızı düşük. 187 FPS falan veriyor değerli dostlar yer yer 140'a falan düşüyor. 140-100 yani genel averajı 160 averajında falan oynuyor. Yeri geliyor 200'ün üstüne de çıkıyor. Yeri geliyor 190'a falan da fırlıyor arkadaşlar. Bir bakalım yani 187 fakat e, burada e, evet... Şehre doğru bir dönsün. Şehri de renderlasın. Yani şehri renderladığında ortalama 160-170 FPS alıyorsunuz. Siz Grand Theft Auto 5'te değerli dostlarım. Biraz daha ağır oyun. Ben biraz daha ağır bir oyun istiyorum. Hangi oyun? Assassin's Creed Odyssey. Odyssey eski bir oyun demeyin. Ayarları Ultra'ya aldığınızda ki Ultra'ya almış şu anda ayarları. Bir bakalım. Herhalde Ultra'dır. Evet. Ultra almış değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Odyssey Eski olmasına rağmen çok ağır bir oyun, özellikle ultra grafikte ağır bir oyun. 90 FPS aldığını görebilirsiniz. Ben 3060 Ti'li videomda 72 FPS falan alıyordum. 73 falan alıyordum. 3060 Ti ile 3070 Ti arasında bu oyunda 3070 Ti 97 FPS alırken benim 3060 Ti'cığım ne kadar alıyordu? 72 FPS falan alıyordu. En yani son hatırladığımız kadarıyla. Gerçekten muazzam, gerçekten güzel bir FPS değeri bize sunuyor değerli dostlarım. Tomb Raider falan o kadar ağır bir oyun değildi. Witcher 3 de o kadar ağır bir oyun değildi. Yani. Size yine de göstereyim. Ağır değil dedim bütün ayarları ultra'nın ultra'sını alsam bile Witcher 3 155 FPS ne oldu ağır değil Efendim geliyorum ha Call of Duty Warzone bu önemli işlemciye render ağırlığı bindiren bir oyun Ama ben bakıyorum e, tepeye bakma yere bak Tepeye bakınca renderlanmıyor ya alan haritası tepeye bakma yere bak Yere bak yere bak dedim adam öldü what the fuck tamam ee, bu kapalı alan haritası yani açık alanda oynamasını ben istiyorum Code Warzone'u. Evet şu anda e, nispeten yere falan bakıyor. Açık alanda oynuyor. Yani e, 140 FPS falan bütün ayarlar ultra'da 1080p'de gerçekten güzel arkadaşlar. Yani 144 pin akıcı e, 144 Hz'in çok özür diliyorum akıcılığını veriyor bizlere bu oyun diyorum sizlere. Biraz da RTX falan açabiliyorsunuz yalnız var sonra biliyor musunuz? RTX açtığınızda ona rağmen FPS bana mısınız demiyor. Ya Retracing açık alo. 120 FPS falan yani gerçekten güzel bir değer verdiğini söyleyeyim. Valorant'ta ne kadar veriyor? Valorant tamamıyla işlemci arkadaşlar. Yani işlemci odaklı olduğu için Burada da kayda girdiği için OBS kaydına girdiği için yani 300 falan gözükse de siz bu işlemciyle ben Valorant'ı denedim çünkü bu işlemci biliyorum. 350 ile 370 arası bir FPS alırsınız değerli dostlarım diyorum. Yani kayıt açmak size ne kadar FPS kaybettirir Intel Quick SYNC ile yani 30-35 FPS kaybettiriyor Valorant'ta diyebilirim sizlere. Efendim gelelim. Biraz daha ağır oyun yok mu ya? Cyberpunk, RTX Ultra, koy baba. Bakalım ne kadar. Ne oluyor? Ultra 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 ultra. Tamam. Koy ultra'yı bana. Artix medium, Artix ultra. Ben ultra'da oynamasını istiyorum. Watch Baş, e, Watch ya. Cyberpunk 2077'de. Red ki şu anda ultra'ya aldı. Görüyorsunuz geri kalan ayarlar bütün şeyler ultra'da. Yalnız DLSS ultra performansta. Bakın Cyberpunk çıldırıyorum. Cyberpunk 2077'de bundan daha yüksek bir ayar yok. Ona rağmen utanmasa 100 FPS alacak. Bu nasıl bir FPS değeri derler arkadaşlar. Yaz alan haritasına biraz çıksana sen bir ya. Sen bir e, Cyberpunk'ta bir alan haritasına çıksana be. Ha, şu an loba falan alıyor alan haritasında. Yani gerçekten güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim sizlere. Başka bir oyun var mı? Bir de Watch Dogs Legion var. Watch Dogs Legion'da değerli arkadaşlar benim 3060 Ti'cığım 60 FPS falan alıyordu. Bütün ayarlar ultra'da, ray tracing açık. Bu ne kadar alıyor? Evet. 79 yani 3060 Ti ile 3070 Ti arasında şöyle bir 17 FPS oynuyor. Buradan rahat bir şekilde görebiliriz değerli dostlar. 3060'da ben bunu oynarken size gösterirken ee, yani ne kadar alıyordum Game Garage'ın sisteminde? 60 FPS alıyordum. Yani 12 ile 15 arası ya da 17 yeri, yeri geliyor. Bir FPS fark var. 3060 Ti ile 3070 Ti arası. Sistem güçlü. Sistem güzel. Fiyatı güzel mi? Fiyatı gerçekten uygun. Fiyatı gerçekten uygun. Bakın 100 FPS'lerin yukarısına çıkıyoruz. Watch Dogs Agent'da bakın şurada aşağı kısımlarda Retracing'in açık olduğunu, ışın izlemenin olduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz değerli dostlarım. Ona rağmen e, bazı yerlerde 100 FPS'in üstünde genel itibariyle 70 falan düşüyor. Droplarsa o da maksimum dropladığı seviyelerde. Bakın 117 bu nedir ya? Ya ben 144 Hz bir 1080p monitörümde ben bu oyunları nasıl oynarım biliyor musunuz? Öyle bir akıcı olur ki göz bile bozmaz arkadaşlar diyorum sizlerle birlikte FPS testimizi burada sonlandırıyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte RTX 3070 Ti ile bir sistem incelemiş bulunuyoruz. Bu sistemi umarım beğenmişsinizdir. Tabii ben biraz heyecanlıyım bu fiyata gördüğüm için. Yorumlarınızı mutlaka aşağı kısımda bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz değerli dostlarım. Efendim o zaman ne diyelim? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok tatlı bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.